Evet efendim merhabalar. Merhaba, Cenk'im sen bana de mı mi efendim geldin? merhabalar dedin? Sana mı dedim efendim merhabalar diye? Ne dedin tabii ki. Gördüğün gibi Aa. burada başka kimse yok çünkü. Leyse. Sevgili izleyiciler hepinize iyi Merhaba. bir cuma akşamı diliyorum ve bendeniz Erdem Uygan. Hemen ekranınızın sağ penceresinde gördüğünüz yeşil cıvık ve sıvı olan şey Cenk amcanız. Hemen kendimi yeşil yapabilirim. Sırf seni haklı çıkarmak için. Çok teşekkür ederim ama olmadı. Yani daha çok siyah falan oldun. Ha şimdi oldun. Az gibimsi böyle. Dur şimdi renk ayarıyla şey ettirtme. Bu arada herkes hoş geldi. Pek çok arkadaşımız selamlar demişler. Selam demiş, merhabalar demiş. Selam Asıl yerine selamlar bizden. daha samimi bir şekil olan telaş ya da selüş falan gibi bir şey demek daha mantıklı Yok, hayır. olabilir. En samimisi Seliş diye olaya O zaman girmek. lütfen silişler yazalım arkadaşlar. Evet, herkesten şöyle güzel bir seliş bekliyoruz ama chat ekranı daha hızlı akmalı yukarı doğru. Yani bir nokta bile olsa koyun ki aksın. Şöyle bir hızlı bir chat şelalesi bekliyorum. Chat şelalesi alalım. Ters Şelalesinin chat özelliği biliyorsunuz yukarıya doğru atmak. şelalesi. Evet, ters chat şelalesi daha hızlı arkadaşlar. Çok yavaş. Bu ne ki? Şelale böyle olur mu? Hadi Kafa hadi hadi bitirelim şu sıçraması işi. lazım. Hadi Evet, güzel bir selişlerden oluşan chat şelalesi yaptık. tabii Tabii bizim sadece Erdem seli... amcanızla Evet. karşılıklı güldüğümüze bakmayın. Bugün yine bir rakip durumu var. Daha doğrusu Erdem amcanız yine bana rakip olmaya İşte çalışacak. şelale şimdi başladı. Bravo. Ha, bu güzel oldu. Bu biraz Görmek şelaleden isteriz. çok Geyser'e benzedi. Geyser. Evet. Cenk amcanızın da söylediği gibi aslında bizim birbirimize rakip olmamız gerekiyor ama ben Cenk amcanıza kıyamıyorum. Yine rakibi olmayacağım. O zaman ben de Erdem amcanıza rakip olmuyor ve Diyem'in suratının rengini merak ediyorum. Evet, şimdi sevgili izleyiciler, öncelikle geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta yani yayınlarımızın ilk ikisinde geçen maceralarımızı konu alan ve sizlerden gelen sevgili çalışmaları göreceğiz ki bugünkü bu iki bölüm ilk iki bölümümüzün çalışmasını da Kemal Deniz Karabacak adlı dostumuz kardeşimiz yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önce ilk haftanın ilk maceranın fotoğrafını şöyle bir görelim. Bakınız gördüğünüz gibi tam olarak hatırladık. İşte ortada gördüğünüz pelerinli kel olan amcanız kim bu Cenk? Ben hatırlamıyorum. O gördüğünüz üzere sensin. Ben arkada bak devasa bir leopar var. 10 kişi Nerede? büyüklüğünde Leopar yani bir tür Tazmanya canavarı gorun gibi bir benim. şey. Kimse. Bak ben orada esesin. Abi sen esesin o iyi oluyor diyerek çizmiş. O kadar. Abi sen rüzgarsın, gönül ister ki esesin. Ha. Es bire yiğidin bağrına alıgıt alıgıt diye de ekliş. Evet, bu arada papağanımız İzo Hipsi de hatırlamadığımızı sanmayın. O unutulmaz bağırışlarını İzo Hipsin hep birlikte hatırlıyoruz ve onu tarihte bir kez daha anıyoruz. Hatta Merhaba İzo hatırlamasak da bir duysak. Bu arada İzoips üzerinde senin şu an. Evet, İzo Hipsi yanımda kuduruyor. Kaçım. İşte, İzo Hipsi ile ruhu canlandı. Şimdi... Diğeri nedir? Onu görebilir miyiz? Evet, geçen haftaki maceranın fotoğrafını, pardon, grafiğini alalım. İşte o da bu. Bakalım neler varmış, hatırlayalım. Evet, biraz daha büyütebilir ya da beni ekrana yaklaştırabilir misiniz? Ya da dur, ben yaklaşayım, tamam. Yani Duralım biz teknolojinin bu kadar bitiriyoruz. ilerlememiş olması beni sinirlendiriyor. Evet. Kim bunlar Cenk? Hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum yani. Bir önceki hafta var, geçen hafta sıfır. Evet yani bu Bunlar hani bir şöyle gittik. devimiz evet devimiz var. Efendime söyleyeyim. Ondan sonracıma mağaralara falan girmiştik. Sen bir kuyuya mı düşmüştün ya da düşüyor muydun falandı. İşte o Geçen kuyuyu hafta görüyorum. sende de yok. Evet, sıfır.
Nerede bizim diye muhatırlıyordur herhalde. Ne yaptık? Teyzemiz var. Kafamız öyle bir vurmuş ki. Gorüsün hangisi burada? Gorüsün? Gorüsün bu. Ha, o mu Gorüsün? Tabii. Arkadaki devasa. Nasıl tanımlı? Devasa o bu. Bu Hüseyin. Evet, gerçi. Bu küçük de teyze gördüğünüz üzere. Aha, teyze çok minimalmiş. Ben de tam böyle hayal etmiştim. Evet, Kemal Deniz kardeşimize teşekkür ediyoruz ve bugünkü maceramızın çizimini de bakalım hangi izleyicimiz gönderecek, onu göreceğiz önümüzdeki hafta. Evet, bir evet. Cevdet Öpültünleri sanıyorum Cevdet'i çağırıyorlar. Ne dedi biri? Cevdet? Cevdet Öpüldün. Öpüldün demiş, evet. Evet. Ben de biraz bir ıslaklık hissettim gerçekten. Erdem'in kucağındaki mi o mesaj atmış yoksa? Neydi adı? Mia mıydı? Mia. Evet, teyze benim diyen bir arkadaşımız görüyorum, sezinliyorum burada. Bugünkü maceramıza hazır mıyız arkadaşlar? Eğer hazırsak yine bir chat şelalesi oluşturuyoruz. Hazırız anlamında. Hazır olduğumuzu ancak chat geyserinden anlayabiliriz. Fakat şöyle bir durum var. Chat geyserin değil, aslında chat geyserini şu an Ömercan, Can ve Cevdet'in yapıyor olması lazım. Çünkü onlar hazır mı? Onların hazır olup olmadığını biz izleyicimize soruyoruz. Biz hazırız. Garip şeyleri bilip biz evet. Go diyen, hazırız diyenler, evet, gerçekten izleyicimizi hazır görüyorum. Yalnız biraz oynamayacağız. Ama Ömercan hazır değil anladığım kadarıyla. Ömercan'ın daha vakti var, biraz daha bu. Biraz daha bekleyelim. Evet, chat şelalesi hazır mı? Şunu bir ölçelim ilk başta. Şimdi sevgili izleyenler, diyelim ki şöyle bir durumda kaldık. Erdem amcanızla ben devasa bir şeyin uçurumun kenarındayız. Hangimiz aşağı atlamalı? Çete mi soruyoruz? Bu sorunun cevabı neyi belirleyecek? Hazır olup olmadıklarını anlayacağım. Hazır ol dersin, hazır olurlar. Yani böyle sorulur mu? Sanırım sen de hazır değilsin. Hazırlanıyorum. Evet. Ben, Cenk. Hazırız. Cenk. Evet, ya çoğunlukla senin atlaman gerektiğini söylüyorlar. Henüz Erdem yazan olmadı. Bir de kendi atlamak isteyen bir arkadaşımız var. Ben diyor. Allah korusun. Seni yazmıyor olmalarının sebebi şu ki adının uzun olması. Yani sadece 4 harfliyken Erdem'de koskoca 5 harf var. Bak, Erdem amca dayanıklıdır, o atlasın dedi. Aferin. O arkadaşımızı tebrik ediyorum ve bugünün mareşali ilan ediyorum daha şimdiden. Sen herhangi bir şey ilan etme gücüne sahip değilsin, yalnız onu söyleyeyim de. Niye sahip olmuyorum? Allah Allah. Allah Allah. Her şeyi ilan etme gücüne sahip. Diyemciğim. Efendim. Bir şey diyem mi? Merhaba. Oh be, merhabalar. Merhaba. Lavaboda sıkıştık diye gecikmedik. Artık böyle giriyoruz programa. Lavaboda hala sıkıştık. Başka bir yerde sıkışıp lavaboya gitmeniz lazım. Lavabo rahatlama yeridir. Sıkışma yeridir. Teessüf ederim. İftira atıyorsunuz. Hayatımda hiçbir zaman bir lavaboya rahatlamışlığım yoktur. Bakalım göreceğiz. Ben bir lavaboya rahatlama anımı anlatabilir miyim? Oyunumuza başlamadan önce buyurun, siz bilirsiniz bu tarz iğrençliklere. Ben... Yok buyurun, başlayayım. Tamam. Başka bir zaman ben anlatırım izleyenlerime. Bu arada Cenk'ciğim, açılışı biz yaptığımıza göre sevgili Amir, Can ve Cevdet kardeşlerimizi de selamlayalım ve yayınımıza davet edelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba. Selamlamanız nasıl oluyor? Bundan mı? Selamlama ya işte. Cenk'in dediği gibi soldan sayacaksınız. Sol ama kimin solu yani? Çok karışık konular bunlar. Herkesin ekranda gördüğümüz şekilde. Neyse efendim. Hoş geldiniz bir kez daha sayın maceramıza. Bu hafta büyük aşk Romero ve Hülya'nın başına gelenler
ve buna sizin tanık olduklarınız maceramız olacak. Tabii maceraya geçmeden önce günümüzün karakterlerini canlandıracağız. Efendim? Shakespeare Rubir diyorsun. Evet evet. Bariz bir Shakespeare göndermesi. Buradan size kalp atıyorum ama o kadar. Önce bir hızlı bir karakter yaratım sürecimiz vardı. Hatırlatırım. Kimle başlayalım? Cenk'le başlayalım. Yazık. Cenk'le başlayalım. Ben Cenk'in karakterine bakayım, ona göre bir karakter belirleyeyim. İşte olmaz ki öyle. Çok ayıp bir şey bu. Karakterime bakamazsın. Olur. Tamam bakmıyorum. Hadi hazırla. Arkana dön, karakter yapalım. Erdem abi alalım şeyden. Yok artık. Gerek yok öyle şeyleri. Tamam Cenk'ten başlıyorum. Sevgili Cenk arkadaşım. Yes. Şimdi ilk olarak bugün ne oynamak istiyorsun? Bu soruyu önce bize soruyoruz. Bugün ne klas oynamak istiyorsun? Biliyorsun her zaman dövüşçü, hırkız, büyücü falan gibi şeyler var ama kendin de bir şey uydurabilirsin yani. Buyurun. Ben bugün gemici oynamak istiyorum. Lost Roll'u ancak oynayabilirsin. Kaptan olamazsın yalnız, onu söyleyeyim. Ben sana kaptan olamazsın demedim. Büyük ada olamazsın dedim. Büyük ada. Güzel. güzel. Tamam sen o zaman gemicisin bugün. Maalesef. Maceramız da dağ başında geçiyordu. Neyse. İşsiz bir gemiciyim o zaman. Ne yapayım? Tabii tabii. Problem değil. Adın belli mi en son? Adı en son veya varsa aklında fikir var mı? Adı nedir? İsmin ne? Ben adından önce şöyle bir aparatım var, onu göstermek istiyorum bakın. Lütfen. Şu şekilde bir baston, burası da mum. Baston değil o, mumçaku. Mumçaku değil, mum baston. Yani şu şekilde, bu aslında gayet uzundu fakat zindanlarda geze geze bayağı kısaldı yani. Şu kadar böyle. İşleri nedir efendim bu mum bastonun? Canım hem baston hem mum işte, daha ne? İnanılmaz. Güzel. Sizin yanınızda her zaman mum ve baston var o zaman. Not alıyorum bunu. Siz de isterseniz hatırlarsınız. Envanterimin değişmez parçası. Ya da değişmez güzel parçası. Zarek konumuza geçelim sevgili Cedit. Fazla uzatmadan. Ve de sevgili karakterimizin ismini bilmiyoruz. Cenk'in karakterinin adının ayuluk gücü seviyesine görelim. 20'lik zar atıyoruz lütfen. Mum baston diyelim işte. 3 tane mum atıyorum değil mi? Ha, adın Mumbaston. Hayır, bir tane 20'lik atıyorsun Cevdet sadece. Tek 20. Bir tane 20'lik. Atıyorum abi. Buyurun. Heyecanlıyım. Kaç? O kadar küçük ki göremiyorum. 10 geldi. Güzel. 10 ayılık gücündesin. Bu 20 üstünden geldi. Evet. Bir daha zarın atılmasını talep ediyorum amirim. Neye dayanarak talep, yok. Yok öyle bir talep. Erdem'in bir şekilde olayı şey etmiş yani... Şu an evin dışında bir sürü atılmış zar torbası bulundu hocam. Erdem, var mı bunlar? Hayır, ne alakası var? Bizim gözetmenlerimiz onları toplamıştır. Ya çok az ya. Üzgünüm, ayılık konusu fena değil. Entelejanslarınızı görelim efendim. Yani 20 olması falan lazım. Dur bakalım. Entelejansı görmeye başladı zavallı. Evet. Kaç? Hay Allah. Bir. Hay Allah. Güzel. İnanılmaz. Hocam şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi Cenk abicim lütfen alınmayın. Karakteriniz böyle. Siz böyle değilsiniz. Bu daha beter oldu. Hiç olmadı. İçimize su sermiş. Cevdet'in dediği de güzelmiş. İçimize su serpildi. Neyse, belki jönizm çok yüksek gelir. Görelim jönizmi. Kaç? 6. Okey, şöyle düşünelim abi. Deniz seni şey yapmış. Biraz zorlamış. Ben o zaman gemici falan değil, bildiğim hiç oyum ya. Zaten şey, yani kapasiteni söylemedik yani. Sadece gemici dedik, miço da olabilirsin. Yer paspası da olabilirsin. O zaman şey olayım, besleme miço. Besleme miço, besleme miço. Eski gemici besleme miço mum baston. Son olarak bal zarınızı görelim. Bal zar. Yazan bal zar. Belliydi zaten. Kaç? Dert. Şimdi. Sevgili Cenk Bey, mum baston Bey. Evet. Sizin de haberiniz olmadı, hiçbirinizin haberi olmadı. Yepyeni bir kural şimdi birazcık olsun içinizi rahatlatacak. Hani şimdi bir de bir kötü özellik ekliyorduk ya size. Eğer karakter zarlarınız bu kadar dandik gelirse
O zaman iyi özellik ekleme kararı aldım ben. Bir onluk zar atacağız ve iyi özellikler listesinden ben size bir şey seçeceğim. O size biraz olsun avantaj sağlayacak. Kabul mü? Yani o iyi özellik de gidip cömertlik falan çıkar. Bu sefer gidip ona bununla para dağıtmaya başlamak zorunda kalır. Valla cömertlik değil şey yani güzellik falan olsun. Seksapel. Evet. Seksapel. Bilmiyorum yani buyurun zarı görelim. Onluk zar. Kaç? 4. Efendim sen sevgili Mumbaston Bey eski bir denizcisiniz. İşte besleme miço seviyesinde görev yapmışsınız. Fena bir ayılığınız yok. Onun dışında zekanız bayağı kötü. Jönizm dese yani işte kırık 3-5 dişiniz var. Hepsi bunlar ibaret. Ömercan. Hayatınız gayet baltsız gitmiş. Fakat Ömercan. Efendim? Affedersin. Sesini Zoom'dan bir tık kısar mısın? Çünkü biraz patlıyor kıstım. Sesin. Tamam. Kıstım. Buyurun. Fakat sevgili Mumbaston Bey, siz hayatınız boyunca çalışmışsınız ve bütün paralarınızı biriktirip bankaya güzelce yatırmışsınız. O yüzden aynı zamanda zenginsiniz. O zaman niye maceraya çıkıyorum, manyak mıyım ben? Zengin olduğu özellik daha ekledin, manyak olduk yani. Yani Don Quixote gibi bir tipler olabilir. O da mesela zekiymiş. Doğru, manyak o zaten. Doğru. Manyak. Biraz manyaksın demek ki. Yapacak bir şey yok. Güzel bir karakter oldu. Bak insanlar isteyerek bile sana iyi bir özellik veremiyor. O da onların özelliği. Besleme Miço Mumbaston Bey. Evet sevgili Erdem Bey. Sıra sizde, hazır mısınız? Merhaba. Çok iyi hazırlandım. Efendim, bugün siz ne tür bir klas oynamak istersiniz? Klas bir klas diyelim. Ben dağcı ve kampçıyım. Dağcı kampçı. Evet. Güzel. Çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi gidiyorum. Sanırım oyunun bugün dağ başında geçeceğini az önce yakaladınız benden. Evet. Adım da Mıknav. Mıknav, çok güzel efendim. Mıknav, son harfi V. Çünkü güzel. Mıknav biliyorsunuz. Hem mıknatıs hem tornavida olanlara, yani mıknatıslı tornavidaya kısaca mıknav diyoruz. Benim de öyle bir özelliğim var. Demirleri çekerim. Evet. Gördüğüm kadarıyla bu fikrinize Mia da heyecanlandı. Mia hep heyecanlıdır. Peki sevgili mıknavın, dağcı kampçı mıknavın ayılık becerisini görebilir miyiz sevgili Cevdet'ciğim? 20'lik zar atıyoruz bir tane. 12. Değil mi? Evet. Evet. Fena değil. Yani bir. Ortalamanın üstünde bir ayılığım var. Tebrik ediyorum. Zeka seviyemizi belirleyen entelejans gücümüzü görelim. Onun için zar atmamıza gerek yok. Herkes biliyor. Üzgünüm. 20. Bir şey yok. Size dağcılık avantajı verdim zaten. Allah'ım yarabbim. Zaten dağcı olan adamda zekanın ne işi var? Bugünkü maceramızda herhangi bir çözüme ulaşamaması şimdiden muhtemelen. O zaman bugünkü macerada olay şu, yani ikimizi de sivrisinek ısırdı ve... Keşke bu kadar... Hayır, olay şu, yani biz o uçuruma gelir gelmez atlarız. Konuklama mı atlayalım yoksa nasıl atlayalım? Aynen. Yani seçimi ancak orada yapabiliriz. Zar atmayı. Yoksa atlamayla ilgili kimsenin şüphesi olmasın. Keşke bu kadar kolay bir macera hazırlasaydım bugün. Keşke ama öyle değil. Evet, jönizm zarınızı görelim. Belki yüre bakan yerek yakan bir insansınız efendim. Yüre. Dokuz. İyi yani, yarı yarıya aşağı yukarı. Yani fena değil. Bir altı değil en azından. Bu karizma mıydı neydi? Jönlük müydü? Aynen, jönizm. Jönizm, ha. Son olarak da balzarınızı görelim. Balzar, bahçedeki zambak. 4. İnanılmaz. İkinizin de 4 geldi arkadaşlar. Gerçekten. Anca beraber. Cenk bağlıysa, ben size de diyeyim. Cenk'te bal yoksa bende bal olması hiç de adil bir durum olmaz. Değil mi canım Cenk'im benim? Birimizde bal olsun bari. Amirim. Valla üzgünüm, zarlara bugün boyun eğeceğiz dedik sevgili Cenk. Zarlarımız yüksek gelirdi.
İnşallah bir dahaki sefere. Sevgili Erdem, size de pozitif bir özellik ekleyelim o zaman, negatif bir özellik yerine. O özellik ama içinde... zengi gibi olmasın. Abi adamı zengin dedik, beğenmedi yani, ne yapabilirim? Burada önümde listem var. Listelerimizi görelim Cevdet. 8. Kaç? 8. 8. Efendim sen arkası sağlam bir adamsın. Yani keşke manyak olsaydım. Yani lazım oldu mu dağcı kampçı kankalarını bir anda toparlayabiliyorsun, anladın mı? He, aşağı kahveden diyorsun. O zaman Amir diyorum ki senin Erdem Bambi'nin tanıdık vali var ya. He. Senin valiye benim parayı vereyim, değerinin iki katına şuradaki arsayı bize versin. Sen bu zekayla o paraları bana ver. Gerçekten entelijans sesim değil. Bence şöyle olsun, paralar dursun, dağın başına çıkarsak hani soğuk olur falan, yakar ısınırız. Ha bak bu mantıklı, tamam. O zaman paraların hepsini yanıma alıyorum. Lazım olur diye. Al sen hepsini, bankadakileri de çek. Evet, şöyle sen yanına böyle kıymetli taşlar filan şeklinde bir şeyler saklıyor, gizliyor olabilirsin. Güzel, evet. Sevgili Mumbaston ve de Mıknav'ın bugünkü macerasını size anlatıyorum arkadaşlar. Artık gerisi de oyuncularımızın performansıyla günün sonunda hangisi macerayı daha iyi oynadığı seçmekte size kalacaklar. Ayrıca hatırlatırım, istediğiniz zaman seyircilerimize dönüp macerada işin içinden çıkılmaz durumlardan çıkmak için destek alabilirsiniz. Yani şu an dönüp mesela seni şikayet etme ihtimalimiz var mı, şansımız? Yani o kadar da bu gücümüzü istismar etmemek taraftarıyım ben ama isterseniz şikayet edebilirsiniz beni. Kamuoyuna. Evet, tamam, anlayan anlamıştı da. Onlar şu an chat'e yazıyorlar. Jokerlerimiz var. Onları kullanabiliriz. Onları sormadınız hiç. Evet, bir çift de jokerimiz var arkadaşlar. O jokerlerle de kötü zar geldiği, meldiği falan zaman tekrar seyirciye dönerek durumu nasıl kurtaralım şeklinde şeyler açarak ne onun adı? Anketler açarak, öyle değil mi? Seyircilerden destek alabilirsiniz. Biraz artık seyircilerden alınacak olan desteği sizin gidişatınıza bırakıyorum. Falan filan. Aleyhine de kullanabiliyor karşı tarafın jokerleri. Onu da biz... Evet. Onu o nokta geldiği zaman artık konuşulur diye düşündüm. Uzatmıyorum okay. Fazla. O halde let the game be gone. Bilemedin. Big in olacaktı. Yani bir on da olabilir. Be gone. Let the game be gone. Okay. Arkadaşlar, bugün size çok meşhur Romero ve Hülya isimli ağır kral Romero'nun yeni gelini Hülya ile olan balayı öyküsünü anlatacağız. Romero böyle, evet, çok fazla evlilikler yapmış. Ben kralım, o yüzden hayatta ne istiyorsam yaparım mottosunu kendine işte bir motto edinmiş bir kral. Buyurun Kral Bey. Ama filan değil. Evet, gördünüz. Aa, sesinden tanıdım. Bu Romero değil, Romer Hatemo. Benim onu adım... getirmek istemiştim. Bugün cameo olarak ama gelmedi. Benim adım Romero. Bana Romer Hatemo diyenlerden nefret ederim. Eyvah. İşte bal iki olunca böyle oluyor. Ve de onun yepyeni taptazecik gencecik gelini... Resmen Romero için bir ödül gibi ona gelmiş gencecik kız Hülya. Merhaba. Maalesef her zamanki gibi böyle tabii ki. Ya bu bizim iki hafta önceki teyze değil mi? Abi inan. Teyze nerede kralıysa yamanıyor. İnan kadın oyuncu için çok dil döküyorum. Fakat elimizde ancak bu var. Neyse canım, alıştık artık. Neyse, bunlar evlenmişler ve de balayına gidiyorlar. Şehrin, daha doğrusu krallığın uzaklarındaki bir dağ evinde özel böyle küçük bir malikanede kalacaklar. Ve fazla böyle çevrelerinde harala gürele istemiyorlar. Zaten Kral Romero kendi bileğine falan inanan, güvenen bir kral. Böyle hani bir şey olmaz, ben şey yaparım diyor. Bir iki tane basit hizmetkar kahya mahya haricinde yanlarına çok güvendikleri, yıllardır onlara sadakatle hizmet eden... Çok da zekalarına güvenmeseler de bir iç bitiricilikleri olduğu için yanlarında tuttukları iki meşhur muhafız Mumbaston ve de
mıknav varlar yanlarında. Hep beraber efendim kervan şeklinde gidiyorsunuz şeye doğru, şeye kadar işte yazlık malikaneye kadar. Romero ve Hülya size yalnız kalmadan önce en son bir hoşça kalın işte burayı kolaçan edin falan filan diye veda ediyorlar. Sonra yalnız kalıyorsunuz. Malikaneyi gözetmek, teftiş etmek ya da herhangi bir baskına bilmem neye karşı ortamı hazırlamak size kalmış. Yani burası bize mi emanet? Burası size emanet. Kral ve kraliçe bunlar meşguller kendi odalarında. Pek dışarı çıkmıyorlar. Ben hemen Erdem'e soruyorum. Biz ne yapıyorduk burada? ya işte burayı kolaçan edeceğiz. Gelen giden bir saldırgan falan var mı? Sonuçta malikane olduğuna bakma. Ormanın ortasındayız. Tenha bir yerdesiniz. Dağ başı. Kral biraz böyle hani şey anladım yani. Bu biraz lüzumsuz bir şımarıklık olmuş ama böyle bir ayarlama yapılmış. Siz de zor durumdasınız biraz iki muhafız olarak. Evet, birinizin zengin, birinizin arkası sağlam olmasına rağmen neden kralın muhafızları olduğu konusu. Benim de aklımı kurcalıyor ama düşük zekalarınıza bağlıyorum meseleyi. Buyurun. yani bence şöyle burada malikanenin etrafını şöyle bir dolaşalım da. Hani bir şey var mı yok mu, bir tehdit unsuru ya da herhangi bir zayıf noktası varsa orayı belirleyelim. Kralcığımıza başına kötü bir şey gelme durumunda müdahale etme şeylerini, yöntemlerini, yollarını arayalım. Cenk'im ne dersin? Bastonum bence, benim. Gezerken aynı zamanda da bir tane böyle köpek möpek gibi bir şey arayalım. Onu evcilleştiririz. Bu sayede malikaneye o da bekçilik yapabilir. Köpekleri evcilleştirmek zor olur çünkü vahşi köpek bulmak zordur. Yani genelde için. yani bir fil bulursak onu evcilleştirelim. yani hakikaten de senin zekanı hep anında uyandın. İyi tamam hadi. O zaman önden buyur. Sen sonuçta denizcisin. Uzakları görebilirsin. Yani bir kabaklı mıydı? Sandal kullandım aslında. Ondan şey kullanmadım yani. Gerek duymadım. Bir kişi çünkü. Kişi çekilecek diye yapmayayım. Peki gökyüzündeki yıldızlardan falan yol carttır, curttur. Amatör denizci belki var mı? Yok, ben şöyle bir olayım var. Kıyıyı takip ederek gittiğim için yıldızlara bakmaya hiç gerek duymuyorum. yıldızlara bakarsam kıyıdan uzaklaşırım diye düşünüyorsun sanırım. Evet, evet. Çünkü o yüzden mecburen yıldızlara bakmışlardır diye bir şey aklıma geldi. Anladım. İyi tamam, o zaman dur bakalım bir hayvancağız bulabilecek miyiz bu? Abi siz akıl yürütmek için gayret ederken ilk olarak bir kere bu malikanenin çevresinde geniş bir bahçesel alan var. Onun dışı ise ahşap bir büyükçe çitle kaplı. Fakat çitin kapısı olan kısım haricinde diğerinin de biraz dağılmış ve geçişin gayet kolay olabileceğini keşfediyorsunuz. Aynı zamanda bütün bu araştırma süreciniz boyunca da çok şeker, tatlış bir tatlış küçük bir filo köpeğine rastlıyorsunuz. Çekil! Pis ben de bu, çekil! Ay, ya pardon, bu hayvanlara nasıl davranıyorduk? Mumbasti. Kafası karıştı. Yani bu pek köpeğe benzemiyor, onu söyleyeyim. Sincaptan Halil. Ama bence yani yeni fikirler peşinde, biliyorsun ben girişim. Paramı da girişimler için kullanmak istiyorum. İlk defa bir bekçi sincapı yetiştirip inanılmaz bir başarı startup'a imza atabiliriz bence. yani olur. Bana uyar ama ben bir de bu çitin çok dayanıklı olmadığını şey yaptım. Hani bunu güçlendirmektense tamamen yıkmak daha iyi. En azından etrafımızı görürüz. Biri geliyor mu gelmiyor mu etrafımızı görürüz. Aynı fikirdeyim. Çünkü o çiti gören düşmanlar burada demek ki çit koymuşlar, korunacak bir şey var. Korunacak bir şey olmasa çit koymazlardı. Gel şu çiti baştan sona yıkalım Erdem'cim. Evet ama biz yıkmıyoruz. Benim bir fikrim var. Bir fikrim var. Şimdi biz bunu yıkmakla uğraşırsak ne kadar derme çatma da olsa bizi yoracaktır. Hazır bu hayvancağızda bulduk Fino'yu. Bunun arasına, bu çitin arasına et, kemik, memik şey yapalım. Onlara ulaşayım derken çit zaten yıkılır. Yani çekiştirecek orasını, burasını falan. Yok. Ben o sırada bir çiti şöyle bir sarsalıyorum. Bakalım yıkılacak. Yıkılıyor hakikaten. Dur ben de şey yapayım. Ben de biraz. Sen oradan sarsala, ben buradan sarsalayayım.
Bence şöyle yapalım, bunu yıktıktan sonra Fino'yu öyle bir eğitelim ki getir oğlum dediğimizde bize bu çitin tahtalarını getirsin ki onları oradan temizlemekten. Bir de bu Fino'dan başka bulursak bunlardan bir Fino kuralım. Okey abi, güzel. Şöyle, siz çiti yıkıyorsunuz, o zor olmuyor zaten, derme çatma falan. Fino'yu eğitmeye kalkışıyorsunuz. Bunun için bir jönizm zarı atacağız. Şimdi 20'yi geçmesi lazım zarın. Sizin skorunuzu toplam. Ve ben size kıyak geçiyorum. Biriniz 9, biriniz 6 olduğu için efendim 6'yı da 2'ye bölüyorum. 12 artı 12 veriyorum. Yani bunu yaparsak köpek sizin sağladık her şeyi yapan bir şeyiniz olacak. Görelim 20'lik zarınızı Cevdet Bey. Artı 12'miz var. 20'yi geçmeye çalışıyorduk. 14 attığımıza göre artık bu Fino sizin sadık bir dostunuz. Ne dersek yapıyor mu? Ne derseniz yapıyor. Dur o zaman buna bir isim koyalım önce ki yani ona bağırdığımızı anlayalım. Muhtemelen bu hayvan bizden daha zekidir. Aslında onun bizden bir şeyler yapmamızı istemesi lazım. Yani bekleyelim o bize isim versin. Yani şöyle bir isim buldum çünkü buna biraz etrafta yediği yemek için böyle gidiyor oraları kazıyor havuç diyordu. Ben istedim ondan da havuçta havanı vermedi o yüzden adı Fint. Ne koydun? Fint'i. Fint. Yok, o çok hindiyi andırıyor yani ben köpek olduğunu düşünmek istiyorum. O yüzden yani her ne kadar Fino olsa da o minyonluğunu göstermeyecek kallavi bir isim. Mesela Holraz falan gibi bir şey olmalı. Ama Holraz'ı öyle söylemediğin zaman kallavi olduğu anlaşılmıyor ki. E tamam öyle söyleriz biz. Ölrez değil Holraz. Ne dersin? Olmaz olsun. Olmaz. Ha olmaz güzel bak olmaz tamam olmaz olsun böyle Fino. Olmaz olsun böyle Fino. Güzel. Evet olmaz evet. Gel oğlum. Hayır olmaz olmaz olmaz. Bu da emirle isim karışıyor. Bu acaba köpek için daha mı kolay oluyor daha mı zor oluyor? Yani vallahi benim için çok zor da onun için kolaydır. Her şey zor oğlum. Efendim siz köpeği eğiterek günü geçiriyorsunuz. Onun dışında başka bir falso bir şey kalmaz. Artık yatıp uyuyabilir miyiz? Yok gece şey yapıyorsunuz canım ne onun adı. Muhafızlık nöbet. Yapıyorsunuz gece. Nöbet tutuyorsunuz sen. Teşekkür ederim. Gece. Rica ederim. Nöbet sırasında siz gene şey lak lak ediyorsunuz. Finali şey olmazı eğitiyorsunuz filan. Bir anda çitlerin ötesinde malikanenin biraz uzağından işte böyle ormandan haşır uşur sesler gelmeye başlıyor. Ben hemen Erdem'e şey diyorum. Aa kedi gelmiş. kedi değildir o. Haşır uşur sesler geliyor. Acaba şey olabilir mi? Yani rüzgar falan çıkmış mıdır yoksa birileri yani gelip şimdi kralımızı ses geldiğine göre rüzgar olabilir çünkü kedi olsa miyav miyav diye ses gelmedi. Ben düşündükçe zekamın arttığını görüyorum. Ama işte ilk düşüncen olduğu için öyle hissediyordur. Ama bu üçüncü oldu be en baştan beri. Evet, ya biraz bekleyelim o haşır uşur ses eğer gittikçe yaklaşır ve çoğalırsa o zaman gidip bakarız. Şimdi kalkmaya değmez mumbas. Ama bir dakika haşır uşur sesi aynı zamanda ateş de çıkart. Gidip baksan mı ateş mi? Rüzgardır. Doğru. Zaten ateş olsa bile rüzgar olsun. Siz rüzgar mı ateş mi falan diye konuşurken haşır uşur seslerin kaynağını da onlar olduğunu belli edecek bir şekilde ağaçların arasından silahlı adamlar çıkmaya başlıyor. Kendi aralarında böyle çaktırmadan hareket etmeye çalışıyorlar ama nedense sizi fark etmemiş durumdalar. O yüzden siz onları kabak gibi görüyorsunuz. Evet, şimdi haşır uşur seslerin silahlı adamlardan geldiğini mumbas. Bir sorayım ben, bunlardan mi geliyordu haşır uşur sesler diye? Gidip onlara gürültü yapmamalarını kralımızın uyuduğunu söylesek mi? Bence söyleyeyim çünkü kral uyanırsa bu sefer bize zıt çeker diye düşünüyorum. Ayrıca olmaz da uyuyor. Onu da uyandırırsa zavallı hayvan daha saldırmayı da bilmiyor.
O zaman ayak parmaklarımızın ucuna basarak yavaşça onların yanına gidip şöyle diyelim. Sessiz olun, silahlarınızı sakın ateşlemeyin diyelim. Silahlarınızı mümkünse burada ateşlemeyin, kral uyuyor diyelim. Silah, eğer susturucunuz yoksa sakın ateş etmeyin diyelim. Ha, ben de yanımda 5 tane susturucu var, gidip versek mi acaba, hani ateş etmeleri gerekir mi belki? Yo, o susturucuyu belki yani hani sana takarız falan ihtiyaç olursa, çok konuşursan diye şey yapıyorum. Siz aslında sana takabiliriz ama arabadan arkan sağlam. Evet. O yüzden ben rahatım. Siz işte böyle gidip pişt pişt yapıp falan bunları konuşa konuşa bu eşki akıllıklı tiplerle karşılaştığınız anda sizi izlemeye başlıyorlar. İşte takip etmeye çalışıyorlar ne dediğinizi falan. Anlamakta güçlük çekiyorlar. Biraz korktuklarını fark ediyorsunuz. Evet, ben onların en iri kıyım olanının yanında merhaba, nasılsınız, hoş geldiniz. Yalnız rica etsem biraz sessiz olur musunuz? Kralımız Romero ile içeride yavuklusu Hülya uyuyor diyorum. Evet, Erik. Üstelik üst katta uyuyorlar. O hemen yukarı merdivenden çıkınca sağ tarafta. Yani pencereden bakıyorum, bir acayip sessiz olmanız lazım çünkü kapı da kilitli değil diyorum. Zaten muhtemelen üstelik demenden üst katta uyuduklarını anlamışlardır. Gerisini söylemene gerek yoktu Cenk'ciğim. Onu belki üst delik diye olmuş olabilir. Hani. Siz bunları anlattıkça işte aralarından böyle en daha nispeten yakışıklı ve eli yüzü düzgün olan bir tanesi sıyrılıp geliyor. Ve sizinle konuşmaya başlıyor. Sevgili Erik karakterimiz, kendisi eşkıyaların başı olarak sizinle bakalım ne konuşuyor. Hey! Erik mi? Evet. Mıknap. Pardon, Mıknap. Bilmiyorum onu ben. Hey! Ben Erik. Ya siz? Ben Şeftali. Ben de Vişne. Harika. Diye Cenk'le espri yaptı. İlk esprimizi kutluyoruz. Ben hemen ikinci espriyi patlatıyorum. Dedim ki beraber ne kadar güzel karışık meyveli oldu. Aa, siz çok eğlenceli adamlara benziyorsunuz. Size bir önerim var. Sizle birlikte zar atma oyunu oynayalım mı? Yani yüksek gelen hayatında bir şey itiraf edecek. Ne dersiniz? En yüksek barbut gibi... mu? Barbut gibi. Yani biz şimdi zar atacağız sırayla. En yüksek kimin zarı gelirse o hayatında bir gerçeği itiraf edecek. Kabul mü? Vallahi ben oynarım. Zaten canım sıkılıyordu ama sessiz oynayalım. Çıkarmaz değil mi? Tamam, sessiz o zaman. Biraz daha susalım. Anlaştık mı? Tamam peki. Anlaştık. Tamam. O zaman müsaadenizle efendim. Şimdi senin Şeftali, senin zarını atıyorum. Atıyorum ben şu an zarı, bakıyorum. 6 geldi. Wow, en evet. Yüksek senin. Bizim atmamıza evet. Bile gerek yok. Bence sen şu anda gerçekten önemli bir şey itiraf et. İtiraf edeyim. Ben bankada o kadar çok param var ki onları nasıl harcayacağımı bilemiyorum. Öyle mi? İBAN'ın da var mı? İBAN ne? Peki sırada siz Vişne miydiniz? Çıban efendim? Gibi bir şey. Çıban. Vişne, şimdi sizin zarınızı atıyoruz. Bakalım en yüksek siz mi ben mi gelecek? Evet. Siz 4 attınız. Şimdi ben atıyorum. Ben de 5 attım. Ben size bir şey itiraf evet, ediyorum. Siz evet, bakalım Erik. Hayatımda rastladığım en akıllı iki insansınız. Yani estağfurullah, hiç olur mu öyle şey? Ben yok, yok, bunu yok. İtiraf etmeye hayır. Gerek yok. Sen kendinle ilgili bir şey itiraf et. Onu biz biliyoruz. Zekanıza zeka kattınız Sayın Vişne Bey. Şöyle söyleyeyim. Biz aslında buraları biraz yakıp yağmalayacaktık ama sizi görünce çok kanımız ısındı ve bundan vazgeçtik. Aa, çok teşekkür ederiz. Burayı niye yağmalayacak? Burada yağmalayacak bir şey yok ki. Dandik bir tane malikane var. Ne işinize yarar? İşte bize dediler ki o malikanede para var. O malikanede değil, bende para var. Benim onları yanıma aldım. Onları malikaneye koymadım, gelip çalmasınlar diye malikanenin yan tarafında çukur kazıp oraya gömdüm. O yüzden
size yanlış bilgi vermişler. Boşuna malikaneyi talan etmeyin. Peki. Eğer... Şeftali sana bir sarılabilir miyim madem öyle? Sarıl derken? Ya sarılmak istiyorum. Çok iyi bir adamsın sen. Kucaklayacağım seni. Ha, renk olarak anladım ben sarıyı. Ha, yok, ben sarı... de başa mı sarılacak acaba diye şey yaptım. Bir dakika, para hanginizdeydi? Eyvah, bu bizden de kötü durumu Cenk. Erik, senin entelijansiye kaç? Burası pronta 5 gelme ihtimali ne? birden daha düşük. Hayır, ben siz... Efendim, sarılır falan, mısınız bana? Falan okay. Filan diye siz gülüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hı. Biraz ahbap oluyorsunuz hakikaten bu evlerle gibi. Yani bu arada eşkıyalar ne yapıyor? Onlar da gülüyorlar, bu muhabbete katılıyorlar. He 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 ho 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 diyorlar. Şeftali meftali diyorlar böyle alttan alttan böyle. Bir böyle eğleniyorlar. Yani sizin gözünüzden kaçan bir durum var ama siz onu anlayamıyorsunuz zaten maalesef. Sebep bulmana gerek kalmadı sanırım. Ya, evet ya. Bunlar böyle gülüyorlar, gülüşüyorlar, şakalaşıyorlar. Sohbet ediyorsun saçma sapan muhabbetle işte laf laf açıyor filan. Sonra hakikaten şaka değil. Tamam, o zaman iyi günler falan diyor. İyi akşamlar diyor size şey. İşte Erik. Görüşürüz. Şeftali Vişne, sizi hiç unutmayacağım. Sizi aklıma kazıdım. Hadi bay bay. Zaten bye mevsimi bye. Gelince hatırlarsın diyorum. Gülmeye devam ediyorum. Ve o sırada malikaneden öfkeli bir çığlık sesi geliyor. Bir erkek çığlık sesi. Yangın var! Yangın var, eyvah! Koşun ahali! Ya Mumbaz, bu ses acaba kralımızdan mı geliyor, Hülya'dan? Malikaneden geliyor. Koşun, toplanın buraya. Allah kahretmesin, toplanın buraya. Oraya toplanmamızı istiyor. Ne dersin? Bir tuzak olabilir. Bence hemen gitmeyelim. Bence de gitmeyelim. Mıknam! Oradan bir bağırın. Nerede yangın var? Miço, neredesiniz? Şeyden. Buradayız kralım. Siz biraz hakikaten malikanenin kapısına uzaksınız zaten. Malikanenin kapısı sağ olarak açılıyor. Üzerine pijamasıyla kral koşturuyor. Arkasından da yolculuk boyunca size eşlik etmiş olan bunun danışmanı rahip gibi bir adam var. Adı Totolius. O da işte böyle pijamalarıyla koşturuyor falan. İkisi size doğru koşturuyorlar. Kralla Totolius mu? Aynen. Neredesiniz siz? Hülya kayıp. Hülya nasıl kayıp olabilir? Ya buradayız. Görmüyor musun? Buradayız işte. Bak, Bombastik de burada. Ya yani, Bombastik sen de söylesene ki, buradayız diye. Buradayız. O diyor ki Hülya kayıp. Benim derdi Hülya. Ya ha, evet. Beni sinir etmeyin. Nerede? Kalktım, ara verdim, bir lavaboya gittim. Döndüm, Hülya yok. Allah kahretmesin. Buradan çıkmadı mı hiç? Görmediniz mi Hülya'yı? Yok, hayır, çıkmadı, görmedik. Ben görmedim, sen gördün mü Mumbaz? Yani ben bir öyle silüetimsi bir şey gördüm ama hayalet mi acaba diye hemen kaldım. Onu ben de gördüm, o değildi. Görmüşler değil mi? Onun silüetti. Yani Hülya değil. Gördünüz mü, görmediniz mi? Hay Allah'ım, inanamıyorum. Gördük. Yani silüeti gördük ama Hülya değildi diye düşünüyoruz. Yani o değildir dedik, devam et. Sormak saçma geldi. Zaten Hülya nasıl görülür ki? O da bir silüet. Abi çok sinirleniyorum. Yerden bir taş alıp mıknava doğru fırlatıyorum. Hop! Sınız. Çok güzel. Zar atacaktım, atmıyorum. Çok güzel kaçtı. Teşekkür ederim. Ben de şöyle bağırıyorum. Acımadı ki iyi. Çünkü Mumbaz gelen taşa kafa attı. Daha fazla siniriyorum. Totolius'u alıp Micho'ya doğru atıyorum. Yani becerebiliyor muyum bilmiyorum. Kralım. Ben bakıyorum ve herhalde çok fazla ağır değildir diye. Totolius yaşlı bir amca. Yani var bir 60-70 kilo var. Tam öyle. 60'ı bunu ben de düşünüyorum tabii ki hemen. Ama diyorum ki yani yani bana gelse bir şey olmaz. Dolayısıyla kendimi yormama gerek yoktur diye düşünüp durduğum yerde durmaya devam ediyorum yaklaşırken.
Tabii ben onun Mumbasti'ye basmasından korkarak gidip Mumbasti'nin önünü kapatıp ellerimi şöyle açıyorum. Çok ve şeye neydi Totolius'a şöyle bir sarılıyor, onu kucaklıyorum. Sanki çok mutluymuşuz gibi yapıyorum. Lütfen bir ayılık zarı alalım Cevdet'ciğim. Bakalım devrilecekler mi? Bu da bugün en lüzumsuz zarı. Üzerine rahip atılan karakter yere devriliyor. Rahibin altında ezilecek mi, ezilmeyecek mi? 2. 2 artı 10, 12, valla 15 diye düşünmüştüm zihnimden, söyleyemedim. Yere kapaklanıyorsunuz. Altta kalın, canı çıksın oynar gibi bir haliniz var şu an. En altta da ben kalıyorum galiba. Evet. Kral bu komik görüntü üzerine biraz olsun sakinleşiyor. Biraz olsun. Hemen ama bu arada Hülya hala yok değil mi? Kral eğleniyor dışarı. Yani, abarttı. Ben diyorum ki kral bir nebze olsun sakinleşti diye düşünüyorum. Eğer başkanımızın bize bir kere daha atar ve bize aynı şekilde düşerse bu şekilde iyice sakinleşip mutlu bir insan olur bence diyor. Planım bu. Ben de tek şu Totolius'unu üzerimden diyorum. Totolius sen de buraya gel. Tamam. Sinir anında olur öyle şeyler. Arkadaşlar. Hülya benim çok sevdiğim 6. karım. 6. karımın daha önceki bütün karılarım böyle kaçtı. Bu da mı kaçtı yoksa kaçırıldı mı? Hiçbir fikrim yok. Ama arkadaşlar eğer kaçtıysa bile biz kaçırdık bunu diyoruz. Diyorum. Siz nöbette değil miydiniz? Ne işiniz var? Kimle neredeydiniz? Niye uzaktan geldiniz? Ne yapıyordunuz o sırada? Ya Erik vardı, onunla sohbet ediyorduk. Erik mi? Nereden çıktı be? Mevsimi değil ki. Siz yapınca okey, ben yapınca olmaz, saldır şu krala. Ortalık iyice dağıldı. Jake bu arada pardon, Mumbas bu arada yerden kalktı mı, hala debeleniyor mu? Ben planım doğrultusunda kralın Totorius'u bir daha atacağını düşündüğüm için yatmaya devam ediyorum. Miço kalksana ya. Kalk. İkinize de görev veriyorum Allah'ım. Al bu Totorius'u da. Bu Totorius'u da birlikte gidin. Buradan Hülya'yı bulmadan geri gelmeyeceksiniz. Anladınız mı? O zaman elveda kralım. Bakın anladığınızdan emin oluyorum. Anladınız mı? Tamam, şimdi bulmadan gelmeyeceğiz de bulursak gelebilir miyiz, onu anlayamadım. Abi küçük Ömercan, küçük olması arıp mıknavın üstüne atıyorum. Üzerime yakalamaya çalışıyorum olması. Yere düşmesini engellemeye çalışıyorum. Uyuyor çünkü zavallı. Ben kralımın üzgün olduğunu görüyorum ve bu oyunu anlayıp şeyi mıknava alıp krala atıyorum. Becerebiliyor mu? Aminim. Becerebiliyor mu? Yani istiyorsanız zar atalım yani, ne bileyim. Ne kadar saçma. Atıyorum abi. Şey zar atalım. Nasıl saçma ya? Benim başımdan geçti bu olay. Bir dakika Cennet, dur hemen at bunu. Bir şey biliyoruz da anlatıyoruz. Bir jönizm zarı atalım. Gene ortak bu sefer 15 artı 15 ekleyeceğim. Çünkü 30'u geçmenizi istiyorum. Yani çok zor şansınız. Çünkü artık kral sizi ya idam edecek. Aslında bağrına kral olamasa çok iyi arkadaş olurmuşuz ha. Evet. Cennet bir atalım zarı. 10. Kaç? 10. 10 artı 15, 25. Efendim 30'u geçemediniz. Kral sizi muhafızlıktan kovup tamamen yani bir daha sizi görmeme ve bu işi profesyonellere devretmeye karar verme aşamasında. Bunun fikrini değiştirmeniz lazım. Ya da isterseniz bugün macera. Ben anladım, anladım. Kralım anladım. Tamam. Hülya'yı bulmadan buraya gelmeyeceğiz. Bulursak gelebiliyoruz. Hemen gidiyoruz kralım. Bir daha sakın adım, Micho, mıknamı üzerime atmaya kalkışma. Burada tamam, atışları anladım, ben yaparım. Anladım. Ben kralım istiyorum kralım. Zaten bir dakika, Micho bir dakika. İsteyerek evet. Yapmadı kralım. Ben onun elinden kaydım.
Allah'ım ya. Neyse abi, kral size görev veriyor işte. Kaybolun, yeter, gidin bulun. Dünyayı bulun, gelin. Buyurun şey bey. Hülya'yı bulursak buraya geri dönebiliyoruz. Hülya'yı da getireceğiz mi? Bulduğumuz yerden bırakacağız. Hayır, gelip nerede bulduğumuzu haber vereceğiz. Ben öyle anladım. Totoro. Abi neyse. Totoro al bunları, al bunları götür. Peki efendim, götürürüz. Kral artık sabrı taşıyor, gidiyor Totolus'a, diyor işte bunlarla ilgilen, hadi yola çıksınlar falan filan diye çekiyor gidiyor. Buyurun devam Totolus. Efendim, sizlere yüce bir görev, kralın yüce görevi. Tabii ki en iyi şekilde yapmak zorundasınız. Totolus, bir kahve ister misin? Geçeyim bir vakti kardeşim, ne yapalım? Her şey yaşlı bir rahibim ben. Ay yaş Totolus. Şimdi. Yolda tuzak olabilir. O yüzden siz de ayrı tuzaklarınızı hazırlayın. Karşı tuzaklarınızı da hazırlamanız gerekir. Yolda varmış. Biz bir daha niye hazırlayalım? Yolda varsa onlarla idare edelim. Yok yok. Siz bu adamlar bakın atlarıyla geldi. O yüzden atlarıyla giden adamların peşine gitmeniz gerekiyor. Onlara tuzak kurup öyle yakalayacaksınız. Ne diyor bu Miço? Yani neyse, gel biz gidelim de bir şekilde Hülya'yı buluruz. Ne vardı üstünde Totolus, hatırlıyor musun Hülya'nın? Aklıma espri geldi. Totolus, tuzakları kaça kuralım? Kaçta kalkacaksak ona. Derhal gidin şu ormanlık yolu takip edin. O yolun sonunda atlı adamlara rastlayacaksınız. O atlı adamlara rastladığınız zaman da tuzakları kurmayı ihmal etmeyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar, burada bir küçük araya gireceğim. Cevdet, bir entelejans zarı atacağız. Biliyorum çok düşük ihtimal ama 20 çok yüksek oluyor şu durumda. Efendim 13'ü geçebilirse Mıknav bir şey fark edecek. 13'ü geçebilirse 2 puanı var sadece. Görelim zarı. Abi şöyle bir hava oluşuyordu. Öyle tarif edeyim. Tamam mı? Ya ben atı bile fark edecek durumda değilim. Sizin bu Totolus'un anlattıklarında yani bir şey var. Bir aklınıza tam oturmayan bir şey var. Ama ne olduğunu kim bilir yani? Onu kim bilir? Bas, bir şey söyleyeceğim. Ya bu Totolus bana biraz saçmalıyor gibi ya. Sanki Hülya'nın yerini biliyor ya da o kaçırmış gibi bir his var içimde. Bilmiyorum, ne dersin? Yani benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Şimdi dedi ya, orada atlı adamlar var diye. Hmm. Bu orada atlı adamlar olduğunu nereden biliyor bu? Ya diyorsun 15 dakika boyunca bize. Kesin o atlı adamları bu daha önce gidip orada gördü. Ya da atlı adamlar tuzak satıcısı, bu onlardan pahalıya tuzak almak için benim paramı cebellezi etmek için onlara yönlendi. Ama şimdi orada tuzak olduğunu da biliyor Totolus. Nasıl bir tuzak acaba? Yer tuzağı mı? Hani böyle basınca buna düşüyorsun. Yani fare tuzağı olacak değil. Bize uygun bir tuzaktır herhalde. Yani cüssemize uygun tuzaklar hazırlamışlardır. Ben çok merak ediyorum. Yani, gidip bir görmek istiyorum. İsterseniz ben bir görmek istiyorum. Eğer cüssemize uygun tuzak değilse biraz üzülürüm açıkçası. O halde yola çıkalım mı? Bu tuzaklara bakmaya gidelim mi? Efendim, giderken yanımıza olmazı da alalım mı? Atla mı gidelim, yaya mı gidelim gibi bir takım soruları ben seyircimizden öğrenmek istiyorum. Tabii, buyurun efendim. Öğren ama atımız zaten yok ki. Seyircimizden at olmak isteyen varsa onu bilmem. Bu tarz ekipman ya da at bat gibi şeyleri Totolus size şey yapabilir bu arada, yani onu şey yaptı. Evet, o zaman ben sevgili seyircilerimize atlı mı yoksa yaya mı gidelim diye, tek ayak üstünde gidin diyen bir izleyicimiz var. Yaya gidin demiş. Yaya gidin diyen var. Evet diyen var. Sağ ol, hayır. Şu fikir fena değil. Gidin zaten orada at bak. Ne? Yaya gidin zaten orada at varmış. Bu benim aklıma yattı.
Doğru şimdi. Atlı gidin diyen var. Atlar daha... Olmaz'a binerek gidin demiş ama olmaz bir Fino, ona binemeyiz. Sadece onu önden gönderebiliriz Erdem'in volesiyle. Mıknav'ın volesiyle. Evet. Yani tabii bir chat şelalesi olduğu için ben takip edemiyorum yine. Otobüsle gidin. Ama neticede at ile o söylemi daha fazla gibi geldi bana. Atla. Deve bile var. Tamam. Ben deveyle gitmek istiyorum. Çok beğendim o fikri. Timsah yürüyüşünü beğendim. Timsah yürüyüşüyle gitmek istiyorum. Tamam, sen timsah yürüyüşüyle git. Ben Totolius'a söyleyeceğim, bana deve ayarlasın. Çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Tamam, dönebiliriz. Evet, Totolius, ben deve istiyorum. Aksi takdirde gidip Hülya'yı falan... Totolius, eğer mutla deve istiyorsa ben iki deve istiyorum. Totolius transa geçti. Abi ya, uyandı. Totolius kalp bizi geçiriyor buna. Bu işi halledemeyecek. Kral da bana patlayacak falan şeklinde. Eğer devemiz gelmiyorsa ben şimdi krala gidiyorum. Bize Totolius deve ayarlamadığı için gidemedik diyeceğim. Yok gitmeyin. Deve. Neyse ki Totolius çok yüksek seviye bir rahip olduğu için bir anda yoktan deve var edebiliyor. Deve büyük. Yok deve adlı deveyi. Yok deve adlı büyüğü atıyor kendisi. Totolius'un büyü yapabildiğini gördüğüm anda diyorum ya, fireball da atabiliyor musun Totolius? Yok. Neler peki Totolius, duran duranı bilir misin? Duran duranı. Totolius karakterden çıkmayalım Totolius lütfen. Mıknav ne dedin sen duran duranın? Evet, duran duranı biliyor musun dedim. Totolius. Biz ikimiz dans ederek o şarkıyı söylemeye başladık. Totolius anımsasın diye. Çok saçma. Ben deveyi göreceğim. Saçma değil. Bu mu saçma Totolius? Evet, deveyi gördüğüm anda yapıyorum. Çünkü bunu daha önceki deve tecrübelerimden biliyorum ve hayvan çöküyor. Olması da alıp hörgücüne atlıyorum. Ben Erdem'e diyorum ki neden deveyi görünce hoşlanmıyor musun develerden diyorum. Evet. Ve deveme bindim ben, gidiyorum. Geliyor musun Miço? Hani bana iki deve vardı. Var iki deve birden var. Ne yapıyorsun? Var işte burada. Tamam iyi. Kaç bu bir, bu da iki. Kaç örgüçlü kaç? Birisi tek, birisi çift örgüçlü. Tamam iyi, hadi bineyim ben de gideyim DM. Hangisine? Tek örgüçlü mi çift örgüçlü yapıyoruz? Bu çok önemli bir detay. Ben teke bindim, sen de çifte bin. Teke mi? Diğer deveyi de yedeğimize alalım. Evet ya, ama yani keşke deve tercih etmeseydik. Bunlar da bayağı yavaş ya. Şimdi atlı adamlara nasıl yetişeceğiz diye yolda ben hayıflanıyorum. Yok yanlış düşünüyorsun Erdem'ciğim. Deve bayağı hızlı. Gerçekten de hızlı koşarlar bu arada hakikaten. Deve kuşu onlar. Pardon. Uçamadıkları için koşmaya çalışmışlar. Aynen. Bunlar hızlı develer. Koşuyorlar. Siz tabii bir süre gidiyorsunuz. Ondan sonra nereye gittiğinize karar vermediğinizi fark edip yolu nasıl bulsak acaba diye düşünmeye başlıyorsunuz. Benim aklıma bir fikir geliyor. Mumbaz. Uyumuş Mumbaz. Umarım, ne bilmiyorum, bir dakika. Bir şey diyeceğim. Umarım aklına gelen fikir dağcı olduğun ve de ayak izi falan aramak üzerinedir. Yok tabii, dağcı olduğum ve yanımda da bir köpek olduğu için öyle bir fikir aklıma geldi. Ya şimdi güzel. Biz dağda ve kampta genelde köpekleri iz sürmek, efendime söyleyeyim, böyle ama gideceğimiz yerde yön bulmak için kullanırız. Evet, ama kraliçenin bir eşyasını koklatmanız lazım, onu ayarlamak gerekiyordu.
Yo, ayarlamaya gerek yok. Çünkü bu kraliçenin devesi zaten. Onu koklatıyor. Saatlerdir kokluyor hayvanı. İnsin kraliçeyi. Şöyle bir bal zarı atalım o zaman. İkinizin de balı çok düşük ama çok zor bir ihtimal değil. Sadece onu geçmek yeterli. Yani bunu yapamazsak çok bahtsızsınız demektir. Kimi? Hanginizi atmak istiyor? Bu şey bal, bu şu zarı arkadaşlar. Kraliçeye ait bir eşyayı kolayca bulup işte koklatabiliyor musunuz zarı? Tamam. Onu geçeceğiz Cenk'in, sadece. Cenk'in balı ben karizma planımı da kullanmak istiyorum. Ne alaka? Çünkü bir yandan da hani karizmanla ve şans sonuçta bal ya. Karizma da bir tür baldı diye düşünüyorum. Hatta bal mesela atıyorum. Atıyorum mesela karizmamı kullanarak evdeki kahyaya da soruyorum, o bana buluyor falan gibi. Gibisinden ama karizmam yerlerde süründüğü için istiyorum. Çok güzel. Olsun, biz zarımızı atalım. Küçük bir şey. Küçük bir skor geçmeye çalışacağız. Buyurun Cevdet. Kaç? 9. Çok güzel. Yok yok, toplam işte 18 falan oluyor bu jönizmi de ekleyince. Efendim, siz kraliçenin en gizli eşyalarını bile buluyorsunuz. Biraz ayıp olmaya başlıyor hatta artık. O zaman kraliçe cıbıl kaçmış yani sonuçta. Canım bir tane bir donu var kadının, Allah Allah, koskoca kraliçe yani. Yani diğerleri saraydadır. Biz şu an ormanın ortasında yani hepsini alıp getirecek değil. Ben şöyle diyorum. İyisi mi? Bak şöyle bir şey yapalım. Biz ayrılalım. Ben saraya gideyim, sen malikaneye git. Oradan Hülya'nın eşyalarından bulup tekrar burada buluşalım. O işi hallet... Bilmiyorum ama olsun. O işi hallettiniz ya. Ben öyle önceden hallettiniz diye varsaymıştım. Ya o iş bende. Bak bende kraliçenin nesi var diye çıkarttım. Ya sonuçta iz sürmek maksatlı alınmış, Allah Allah, ayıp bir şey değil. Yani ben bir gün olmaza koklatacağımız gerekeceğini düşündüğüm için önceden. Ben de mutlaka diyorum ki ben senin zaten her şapkı anlamıştım. Yakışıklılığın da kim bilir kimleri şey yapmışsındır, ağına düşürmüşsündür sen. Allah kahretmesin. Neyse ben şunu olmaza bir koklatayım. Evet, kokla bakayım şunu. Olmaz bir kokla. Muhteşem bir köpek. Aa, Hülya'yı bulduk. Evet, olmaz hakikaten. Çok kendine güvenli bir şekilde koşturmaya başlıyor ormanda, patikaların arasından falan. Size 3 deve şeklinde takip ediyorsunuz onu. Evet. Ve de az ileride görüyorsunuz hakikaten 5 tane atlı tip var. Bir tane atın üstünde kraliçeyi yatırmışlar, ağzını falan bağlayıp. O da onlarla gidiyor. 4 nala bir şekilde koşturuyorlar. Böyle siz bir tepedesiniz. Tepenin aşağısındaki yolda görüyorsunuz onları, koşuyorlar. Evet, ben biraz ayıcık olduğum için deveme biraz daha şey yapıyorum. Şöyle depik vuruyorum. Ve onun biraz daha hızlanmasını sağlıyorum. Tabii, hemen sen atalım Cedit. Evet. Evet. Siz buyurun, devam edin bir yandan tarif etmeye. Yani dolayısıyla Mumbas biraz arkada kalıyor gibime geliyor. 20 atıyorsunuz. Siz 20 atıyorsunuz. Ayılık gücünüzle de toplam 12 şey 32 gücüne yükseliyor. Bu deve bir anda öyle bir depar atıyor ki Mumbas çok geride kalıyor. Siz hatta eşkıyaları da geçiyorsunuz. Ama dur diye onu durdurmak için bu sefer ayıcık gücümü kullanıyorum. Yani dizginlere sarılıyorum. Olmaz da bari nereye gidiyor bu falan diye. Olmaz, bağırsana. Bu evet. Savaş manevrası eşkıyaları çok fena şaşkın uğratıyor. Çevrelerini sarılmış olduklarını fark edip atlarını durdurup sizinle dövüşmek için işte böyle bir hazırlanıyorlar. Siz şimdi iki sardınız ya çevresini. 5-4 kişinin, o yüzden. Atlarından iniyorlar mı? Hayır. İnmiyorlar ha. Ama biz devede olduğumuz için biraz daha yüksek ve heybetli duruyoruzdur diye düşünüyorum ve ben Hatta yeteri kadar Age of Empires oynadıysanız bilirsiniz ki atlar develerden korkuyor. Vay. Öyle bir şey var. Evet, o zaman ben direkt atlı adamın üzerine sürüyorum devemi. Çok güzel. Hemen bir ayılıkları daha görelim Cevdet'ciğim.
Sadece 14'ü geçerse ki toplam 12 artısı var. Çok kolay geçmesi. 14 az oldu. Çok kolay geçti 20 atarak. Maşallah. Siz efendim deveniz atlı adamlardan bir tanesini yiyor. 20 atlı yani. Aferin oğlum. Daha şey yani 20 atılınca arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Daha böyle hani efsanevi bir hareket olur. 20 geldiği için. Maşallah bir tanesini sen def ediyorsun. Cenk Bey siz ne yapıyorsunuz? Ben devemden iniyorum çünkü zarar gelmesin diye. İki tane devam var ya. Evet. Onları şeylere saldırtıyorum. Adamlara saldırtıyorum. Saldır olun diyorum. Hemen jönizm zararı görelim. Ama meseleyi zekamla çözmek istiyorum diyorsan o da ayrı bir seçenek. Öyle bir çözüm var mı acaba? Ya çok zor. 20'yi geçmesi lazım. Görelim Cevdet. Artı 9 var. 12. Aha geçiyor. Helal olsun. Develer saldırıyor. Bir tane atlı adamı atından düşürüyorlar ve de üstünde tepikleşiyorlar. Evet. Ben, benim deve hala atı yiyor değil mi? Seninki evet yedi yani böyle lop diye. Bu sırada diğer kalan düşmanlardan bir tanesi Erdemciğim sana saldırıyor. Kılıcını çekmiş üstüne doğru koşuyor. Ne yapıyorsun? Yerden olmazı alıp fırlatıyorum. Tabii kılıcına değil adamın yüzüne doğru fırlattığım için herhalde olsa o gerek. Anladım. Bu sefer şöyle bir zar atacağız. Değişik bir zar atacağım. Cevdet'ciğim gene 20'lik zar atalım ama onu geçerse jönizm hayatta şey jönizm de lan. Olmaz. Onu geçerse hayatta kalıyor. Onun altında kalırsa düşmanın kılıcına saplanacak kendisi. Görelim zarı. Ay ben de çok istiyorum. Geç ne olur geç. Oley be. Evet. Rakibini bayıltıyorsun şeyin olmazın darbesiyle bayılıyor. Son olarak renkleşsin karşıda bir düşman daha var. Siz ne yapıyorsunuz? Ben hemen şeyi hatırlıyorum. Kralın bana attığını ve benim yere düştüğümü hatırlıyorum. Düşünüyorum ki ben eğer kendimi düşmanın üzerine atarsam düşman değil. Ve kendimi düşmanın üzerine atıyorum. Evet o zaman bunun için son kez bir zar görelim. Bakalım tutturabiliyor musun? Ayoluk puanını kullanacağım. Bana o mantıklı geldi. Öyle değil mi hocam? Zekadan zor bunu. Zeka da lazım. O biri de ekle. Hadi ekliyorum. Seni hatun için bir eklerim yani. Anladın mı? Şimdi hiç zeka kalmayacak. Efendim artı 11'imiz var. Sadece 15'i geçmemiz gerekiyor. Görelim. Çok rahat. Netflix. Çok güzel atladınız. Öyle bir atladınız ki sevgili Mumbaston. Adam dondu kaldı ve işte böyle üstüne tak diye bindiniz. İşte ne bileyim o da bayıldı. Çok güzel. Hepsi bayıldı ya da öldü düşmanların. Evet buyurun. O halde. Kraliçe pardon kraliçe bağlı bir şekilde öbür 5. atın üstünde duruyor. Falan filan yapıyor işte bağlı insanlar öyle sesler çıkartıyor. Ben kraliçenin iç çamaşırını alıp götürüp kendisine koklatıyorum. Ne yapıyorsun be? Siz misiniz kraliçem? Benim bu sizin değil mi? Bu sizin değil mi diye. Hani kontrol edip yanlış insanı krala geri götürmeyelim evet, diye şey yaptım. Kraliçenin tam olarak anlamadığını anlayıp diyor. Kraliçem eğer bu çamaşır size aitse sizin bu kokudan anlamanız lazım. Hiçbir şey duymadık. Evet son ben de duymadım. Gitti. Bir kesinti oldu. Bir daha söyle Cenk'im. Kesildi mi? Şimdi geliyor mu? Evet. Geliyor, evet. Geliyor. Ben hemen kraliçeye açıklama ihtiyacı duyuyorum. Yani kraliçeymiş. Eğer siz kraliçe olmamanız ihtimaline karşı bu ya koklayın. Eğer bu benim derseniz size hakikaten kraliçemizdir diye size koklatıyor diyorum. Bu arada bunu söylerken sayın kraliçem demen de ilginç oldu. Her ihtimale karşı ya kraliçemizse. Doğru haklısın. Tedbir elden bırakmamak lazım. Ne yapıyorsunuz kraliçe? İç çamaşırı kokluyor musunuz? Bu ne saçmalık be? Zaten koklamış gibi bir ifade ifadesi var. Kraliçem bu iç çamaşırı size mi ait? Beni çabuk krala geri götürün. Krala mı? Ada soruya bak. Kraliçem zekamızın bir olması ne yapalım? Neyse. Kendiniz onda kendi öleceksiniz işte ya.
Tamam kraliçem, o zaman elinizi ayağınızı çözmüyoruz ki şimdi debelenmeyin. Sizi alıp benim devenin üstüne atacağım. Merak etmeyin. Çünkü bu şekilde bağlı olarak götürelim ki eğer kraliçe hayır kraliçe bu değil derse yanlış bir iş yapmış olmayalım. Hatta şöyle yapalım. Şimdi kraliçenin elleri şöyle bağlı. Hmm. Bu şöyle açalım şöyle. Ben devenin boynundan sokayım böyle. Kraliçe devenin boynuna sarılmış gibi oradan asılsın. Öyle gidelim. O zaman ben de şöyle bir ricada bulunayım. Deve koşarken kraliçemiz çiling 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 diye bağırırsa deveye çıngırak takmış oluruz. Arkadaşlar isterseniz siz bu işin içinden çıkamayacaksınız. Kraliçeyi malkeni geri nasıl götürmeniz gerektiğini seyirciye falan sorabilirsiniz. Bence bilmiyorum yani. Bu kadar basit bir problem bile çözülemiyor. Tamam peki. Soralım nasıl götürelim diye. Kraliçeyi öldüğünde kurtulun demiş. Haklı. Evet arkadaşlar nasıl götürüyoruz kraliçe malikaneye? Onlar da deveye bindirin diyor. Tamam onu zaten biz... Demek ki aklın yolu bir. Kartallarla yazalım. Ya, kartalları halıya sarın. Uber demişler ama benim Uber puanım çok düşük. El arabasıyla diyen var bu arada. Devenin midesinde deveyle gidin. Sağlıcakla. Çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Ben şöyle bir yol buldum aslında bu esnada. Kraliçemizi bir şekilde deveye koyduk ya. Ben yanlışlıkla devenin neticesine doğru bir tokat aşk edeyim deveye kızmasından. Deve de bunu koş komutu olarak algılasın. Ha, zaten yolu bildiği için krala malikaneye geri dönecektir diyor. Gibi düşünüyordum evet. Evet. Bu da üçüncü düşüncem mi oluyor? Bu oyunda. Bu oyunda. Kraliçe ekmeksiz götürün yazın. Çok ayıp. Çok ayıp. Evet. Evet yani herhalde bir karar verilmiştir diye düşünüyorum. Cenk'in dediğine ne var? En çok Uber diyen var yani başta dinleyemeyiz. Abi sonuçta Uber akıllıcı bir ulaşım aracıdır. Buradan da sponsorumuza selam. Saçma sapan. Veliçeyi bırakın dönerse zaten sizindir diyor. Yani kralın olsaydı zaten krala dönmüş olmasın. Cenk bugün sesin çok gidiyor geliyor bu arada. Son cümlelerini bazen evet. Duyamıyoruz. Bilgin olsun. Ha, 500 T'yi benim malikaneden geçiyor diyor. 500 T diye bir deve var sanırım. 500 D'dir o. Evet. Neyse yani şu an yapacak başka bir mecbur öyle götüreceğiz. Cenk'in söylediği iyi gibi. Okey. O zaman efendim Cenk'in söylediği neticeye şaplak atmak yöntemiyle önden kraliçeyi salıyorsunuz. Birkaç kere yolda kayboluyor tabii. Birkaç kere üçüncü deveyi aramak durumunda kalıyorsunuz filan ama biriniz dağcı biriniz gemici olduğunuz için çok zorlamadan buluyorsunuz her şeye rağmen. Döndürüyorsunuz kraliçeyi malikaneye. Bir coşku havası, bir sevinç havası kral Totolius ve kahyalarda falan gözlemleniyor. Bir kutlama anı, hep beraber bütün karakterlerin buraya gelme anını şöyle bir kısaca geçelim. Buyurun. Ooo Hülya! Aşkım! Gittin sandım, öyle üzüldüm ki Hülya! Hülya! Evet bak Hülya ormandan krala tripod getirmiş. Böyle bir şey sallıyor. Teşekkür ederim. Orman tripodu. Bana koyduğu takma isimdir de. Allah Allah. Ay hepimizin arasında oldumuşum. Kralım madem size tripod takmadı takmışlar bu niye altın? Bu neden?
6. Sorma, hepsi kaçtı. Bu başka bir hikaye evlat. Falan filan diyor efendim. Bu gecelik sizin de izinde bir şekilde durabilmenizi, yani artık zaten yoldan geldiniz. Bu gece nöbet tutmamanız için başka nöbetçiler filan ayarlamışlar. Hep beraber küçük bir akşam yemeği, bir minik şenlik, sizin işte kraliçeyi kurtarmanız kutlanıyor mutlanıyor. Gece uykuya dalıyorsunuz kendi barakalarınızda falan. Baraka mı? Malikanede yatmamız lazım. Gidip kraliçeyi kurtardık. Tamam işte. Size de kenarda bir köşede güzel oda veriyorlar. Neyse. Tamam, şimdi oldu. Sonra yağmurlu ve fırtınalı bu gece huzurlu bir şekilde bitmiş gibi olduğu bir anda, gece hepinizin uykusunun çok güzel olduğu bir anda, bir anda dan 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 diye kapı delicesine çalınıyor. Siz de bütün malikane ahalisi olarak kapıda toplanıyorsunuz. Kim ben krala gece... bağırıyorum. Kral, kapıya bak. Adamın karısını getirmişiz. Kalkıp bir de kapıya bakacak değiliz. Daha çok havalara girdi ha. Kral uyku sersemi olduğu için böyle ha evet falan deyip gidip açıyor kapıyı. Açıyorum. Ve de benim ne görüyorsunuz ki? Kapıda kraliçe. Hülya. Kralın yanında bir tane daha var. Hülya. İki tane Hülya aynı anda şu an ahali olarak karşınızda. Ve de kapıdaki Hülya şunları söylemeye başlıyor. Ben gerçek kraliçe. O içerideki sahtekar palavra. Ona inanmayın. Gerçek kraliçe benim. Ve içerideki de tabii. Ve içerideki de tabii şöyle diyor. Ne oyunu? Sus. Hadi kapıya dayandın. Sen çok gerçek kraliçe değilsin. Çok sinirlendiğin için birazcık şey yaptık, dikkat ederseniz. Sansür uyguladık arkadaşlar. Evet. Ben hemen krala diyorum ki, yani kralım nereden bu paço? O sırada olmaz olmaz gerçek kraliçeye doğru bir seyirtmesi lazım. Abi. Çünkü kokusunu biliyor. Aha, güzel. Güzel. Olmaz. Bence bunu olmasa soralım diye o minik zekamdan bir şey uyduruyorum. Ama gene önce olmaza bir hatırlatmak gerekiyor. Yeniden bir şeyini koklaması lazım kadına ait. Ben diyorum ki, yani nasılsa iki kraliçemiz de burada, ikisini de koklasın koklamışken. Krala mı diyorsun? Kral mı koklasın ikisini de? Olmaz. Kralım, bakın bir tane istiyordunuz, biz size iki tane getirdik diye espri yapıyorum. Ben amirim, ben durumdan mutlu olabilir miyim? Yani öyle bir şansım var mı? Yani tripodsun, öyle düşün. Ama kraliçe veya gerçek kraliçe bu işe ne diyecek onu bilmiyorum. Ki hangisi, ben de bilmiyorum. Yani. Bir şey söyleyeceğim. O zaman ben şöyle diyorum. Kralım, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii bence ki. Bu. Nereden belli? Yani hani biraz daha ilk buraya geldik, yani sizi getirdik. Hal ve tavırları biraz daha ona benziyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence unutalım gitsin. İkiniz de kraliçem ilan edip ben sonsuza kadar mutlu bir adam olarak yaşayamaz ve ölemez miyim? Kral benim! Ne demek? Kral benim! Ne demek? Ne demek? Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben de böyle bir şey istemiyorum. Ben de böyle bir şey istemiyorum. Ayıcık gücümü kullanıyorum. Sen kraliçe kralımıza karşı mı geliyorsun? Okey, bunu bir zar atalım ama bunun puanı çok yüksek yani. Şöyle, bunu ayılık jönizmden destek alacak. Toplam 21 artın var ama yani 40'ı geçmeye çalışacaksın. 19'a da 20 atarsan ancak böyle olacak. Bence atmayalım bile. Yani çok yüksek. Karışmam. Atalım. Attım. Direkt geçeriz. Bir geldi. Bir geldi. Kraliçe bu tepkine senin çok içerliyor. Ağlamaya başlıyor. Öbürü de yaptıklarının aynısını taklit ediyor falan. Kral kızıyor. Şöyle diyor kral, yani güzel ben işler var dediniz, şimdi de ağlamak için seviyorum. Allah siz kahretmesin. Güzelim işi berbat ettiniz. Şimdi bütün iş bana kaldı. Hangisini seçeyim? Burada müzikal giriyor böyle. Hangisini seçeyim? Hayır. tam yeri değil miydi ama Allah aşkına?
Sizinkileri savaşçılara bakıyorsun. Hangisi gerçek siz biliyor. Siz en son gördünüz filan diye işte şeylere bakıyorsun sen. Bunlar bilecek. Benim bir fikrim var amirim. Söyleyeyim mi onu? Buyurun. Şimdi diyorum ki Mıknav'a ya diyorum bu madem iki tane kraliçe var ama bir tane bu Totorius'a söyleyelim. Deve yaptığı gibi bir tane daha kral yapsın. 2-2 olsunlar diyor. Aman ya ben de diyorum ki acaba biz buraya gelirken de hangi kraliçe vardı? Hangisi vardı? O, gelirken de mi yanlış olan vardı? Yoksa hayır, gerçek ben... kraliçeyi hiç buraya getirmedik mi? Olur mu? Mutlu yani gelirken bir tane kraliçe vardı. Siz de yanlış kraliçeyi getirdiniz. Kimi getirdiniz senin? Doğru kraliçeyi getirdiğinizi biliyordun. Yani biliyorsunuz. O zaman bunu ancak kral çözer. Yani sonuçta kraliçeyi daha en yakından tanıyan o. Kralım siz söyleyin yani hangisi bunlar? İsterseniz size de oklatalım çamaşırı. Hayatım benim gerçek kraliçe olduğumu biliyorsun. Bir dakika. Hayır. Kraliçeler. Soyunun. İkiniz de soyunun bakayım. Ha, bir dakika bu olmaz. Mahremdir. Olur da burada olmaz. Hatırladığım kadarıyla sizin kraliçenin tam şu kulağının arkasında bir tane ben vardı. Nasıl hatırlıyorsun onu? Şöyle hatırlıyor olabilirsiniz. Ya, ben o sırada onu gördüm. Sevgili Mumbaston, bir intelejansiyon var. Yani hafızanda bile böyle bir şey tutabilmen zor. Ama hakikaten görmüş olabilirsin. Onu hadi ben sana veriyorum. Ben görmedim. Kraliçe söyledi. Yok yok beni. Yani ben. Ya bir dakika. Onu geçersen artı bir var sadece. Bunu hatırlıyorsun diyeceğim ve buradan çözüme ulaşacağız. Tamam mı? Hayır ben de diyorum ki hatırlamıyorum ki kraliçe kendi söylemiş. Ama bu söylemi de hatırlıyor olman lazım. Onu bile hatırlayamıyor olabilirsin. Ama zekan bir, hafızan bir değil. Hafıza da bizim oyunda zekan bir alt başlığı. Ama o zaman bari oraya orada ne güç bulsak yani oyuncukluk, entelejans bütün hepsini toplayıp bir torba yapalım hepsini bize ekleyelim. Joker falan kullan ya. Cenk'im. Ha Joker vardı onu unuttuk. Joker'i sonuca göre kullanabilirsin yani sonuçta. Tamam. Atalım bakalım zarı. Görelim Cevdet. 17. Evet. Yani hatırlıyorsun. Sorun olmuyor bak kanka. Ne oldu amir? Bir şey demedim ya. Ben... 10 dedim ya. Kolaydı Allah Allah. Zor bir şey. Amirim ben şöyle yapıyorum. Evet, evet. Doğru söylüyorsun Mumbaston. Bir dakika. Sen bilmiyorsun o karının şeyini, belini falan görmemiş. Ben nasıl bilmiyorum ya? Nasıl bir kralım ben? Aynen olaymaz. Ben biliyorum da beşincisi miydi, altıncısı mıydı ondan emin değilim. Hangisinin benim? Aynen aynen. Tamam. Sonuç olarak arkadaşlar elimizde iki veri var. Bir tanesi şeyimiz olmaz köpek. Bir tane kraliçeyi gösterdi gerçek bir olan. Yani daha doğrusu donun sahibi bu şeklinde. Bir de sen beni hatırladın sevgili Mumbaston. İkiniz de güzel çözümler ortaya sundunuz. Bu durum sonucunda kral anlıyor hangisinin gerçek kraliçe olduğunu ve öbürünün işte yerine kraliçe yerine konmak isteyen bir ajan olduğu ortaya çıkıyor. Hatta sonra onu ne yapıyor? Hangisini? Yeni kraliçe. Yani suçlu olanı ne yapıyor? Şey mi? Boynunu mu vuruyor yoksa hani gelmiş madem valla zannedersem öyle oluyor. İkincisi. Yani bu kral öyle bir karar verecek gibiydi. Aynen. Kralın şöyle bir haşin bakışını görebilir miyiz? Gelin bakalım içeri doğru. Ay bir ben var ben de. Falan şeklinde. Sonuç olarak arkadaşlar artık bugünkü maceramızda bu sonuca ulaşmamızı sağlama konusunda hanginizin daha faydalı olup olmadığını da seyirci karar veriyor ve günümüzün şampiyonu da o oluyor. Hatta muhafızlıkta kendisi terfi alıp baş muhafız olacak. Öbürü aş muhafız olacak. Bence seyirciye sormamıza gerek yok. Hepsi direkt beni gösterecektir. Artık bu sefer anket manket yapacağımız için orasını ben bilemem efendim. Sonuçta devesi atı yiyen bütün çözümleri bu var.
Yani biraz hikayeyi hatırlatayım ki seyircimiz doğru kararlar versin. Anketi hazırlayalım modlarım. Evet. Yalnız anket kendimi şeyin soyguncunun üzerine atma fikri de benden çıkmış. Bu arada 2 puanlık zekama en uygun davranışların benden geldiğini de seyircimize hatırlatayım. 5 dakikanız var, sırayla konuşma yapacaksınız. Sırayla falana gerek yok ya, konuşsunlar işte. Buyur peki, efendim. Tamam. Sırayla konuşuyorum. Ben Erdem'in sözünü bölmek istiyorum. Tamam, şimdi buyurun. Evet, anket başladı değil mi anketimiz? Evet, modlar 5 dakikayı şimdiden tutmaya başlasınlar. Evet, sevgili arkadaşlar, öncelikle bu güzel oyunumuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok başarılı birer izleyiciydiniz. Arada yaptığınız katkılar, özellikle düğümlenmiş olan bölgelerde çok güzel çözümler oluşturdu. Hepinizi kutluyor, alkışlıyorum. Bence bu gecenin birincisi sizlersiniz sevgili izleyiciler. Gerçekten bu inanılmaz bir yalaka konuşmasıyla Erdem amcanızın zekasının gerçekten de 1 ve 2 civarında seyrettiğini anlıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten tamam sizler çok güzel olaya yönler verdiniz filan ama aslında kraliçenin kurtulması ve kraliçenin birden sonra iki kraliçeye birden sahip olmasının müsebbibi kim? Ben. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Cenk amcanız yine kıskançlıkta had safhaya ulaştı. Çünkü benim size yaptığım övgülü tavırların işte sizin sayenizde oyunun çözüldüğünü falan kabul etmek istemedi. Bunu bile benim oyundaki zekama verdi. Halbuki ben gerçek bir şekilde söyledim. Siz de biliyorsunuz bunun ne kadar doğru olduğunu. Ama burada hatırlatmak istediğim şeyler var. Öncelikle oyun içerisinde Olmaz'a ismini veren, efendime söyleyeyim, Olmaz'ı alıp hasmına fırlatan, Ayucuk gücünü kullanan... Olmaz'a ismini veren benim. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hayır. Ayucuk gücünü... Hayır. Kitabı sen Hornaz mı öyle bir şey demiştin? Olraz. Ama sen ben Olraz demesem senin aklına Olmaz gelmeyecekti. Olur mu? Şey, İlla ki bir köpeğe isim koyacaktım. Ben önce Finti demiştim ki Finti de gayet olabilecek bir isimmişti aslında. Evet. Ayrıca şuradan da başlayabiliriz. Yani Mıknav gibi kallavi bir isim varken Besleme Miço Mumbastik gibi dandik bir isme de oy verilebileceğini herhalde düşünmüyor. Yani biraz seyircinin de bir itibarı, karizması olmalı diye düşünüyorum. Yani Mıknav zaten iyi bir isim değil ki. Ayrıca adı Mıknav olup ben madeni eşyaları çekiyorum diye gezinen bir madeni eşyayı çekememiş olması. İyi de hikaye boyunca bir madeni eşyayla mı karşılaştık da çekelim? Adamın elinde kılıç var, sen üzerine canlı mini mini köpeği atıyorsun. İyi de ben Mıknav'ın bir mıknatıslı tornavida olduğunu söyledim. Tornavida kılıcı çeker. Öyle bir gücüm var diye ilk başta söyledin. Yani ağzına da senin eksikler civarı. Neyse. Sonuçta... İçine geldiği yerde neyse diyen bu insan... Peki o halde ben de şunu hatırlatayım. Çok üzüntü verici. Dağlarda dolaşan bir denizciden bahsediyoruz sevgili. Yani bir denizci de dağları da ayrıca yıldızlara bakamıyor. Yani denizci olduğunu iddia ediyor ama kıyı kıyı gittiği için yıldız okumayı bilmiyor falan. Yani böyle bir denizciden bahsediyoruz. Onu da hatırlatayım sevgili izleyicilerime. Hatırlatın zaten. Canım izleyicilerim benim. Garip bir şey yok yani. Sen bu saçmalıkları hatırlatmak için şey yapıyorsun. Senin bunları hatırlaman lazım. Evet. Neyse şu an zaten oylar geliyor ve herkes gerçeği görmüş gibi duruyor. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Zaten son 2 saniyemiz evet oylama sona erdi. Evet daha devam ediyor oylama. Modlardan gelmedi buyurun. Evet peki. Şimdi geçen haftanın aslında durum biraz aynısı. Yani verirseniz bir takım üçkağıtçılıklara da oy vermiş olacağınızı zaten şimdiden görmüşsünüz. Söylediği şeyler bile kafadan sallama arkadaşlar. Evet şu an söyledi. Yani Cenk hala rolüne çok adapte olmuş. Hala rolü oynuyor. Yani şu anki konuşmalarından o birlik zekayı devam ettirdiğini görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Ben en azından şu anlık devam ettiriyor olabilirim ama Erdem o birlik zekasıyla hep yaşamak zorunda. Ay, benim...
Benim zekam 2 idi. Önce onu hatırlatayım. Seninkinin 2 katı. Seninkinin tam 2 katı. Bravo Cenk yazan dostuma teşekkür ediyorum. Bu arada etrafı bakın hikayede hatırlatmam gereken bir şey daha var. Oylama bitmiş pardon. Pol bitti. Evet. Ben doğruyu gerçeği gören sevgili izleyicilerime teşekkür ediyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. Her hafta kendilerini bekliyorum. 164 oy kullanıldı. 54 ile Mıknav, 46 ile Mumbaston. Ben o 46'lık yani %46'nın da şeyi olacağım, kahramanı olacağımı şimdiden söylüyorum. Ben şunu belirteyim ki şu an %54 gibi komik bir oyla bu arkadaş kazanmış olabilir ama o kalan %46'yı evde zor diyor. Hadi. Aa, yeşil verdi. Ama kendini bile evde tutamıyorsun. Niye yeşil verdim? Ben vermedim. Doğa verdi. Komplo. Neyse. Gördüğünüz gibi Cenk amcanın yosun tuttu. Evet ya, jokerleri kullanmadık. O zaman ben %46'nın üzerine 2 joker yani kendini 66'ya çıkartıyorum. Amirim joker şimdi kullanılabiliyor mu? Tabii neden olmasın. Bu joker ya adı üstünde. Bu durumda oylamayı %66'ya %54 ben kazandım. İki joker de bende var Allah Allah. Onları evde zor tutuyorum. Benim bir arkadaş var, onda 4 joker var. Doğru. Hiçbir yere gidemiyorum diye. Evet, bugünlük sanırım bu kadar mı değerli dostlar? Amirim. Efendim canım. Sözü size bırakıyorum. Bir maceranın daha sonuna geldik. Böylece sayın kendi uydurduğumuz dünyamızda geçen bu hikayenin bir tanesi daha finalize oldu. Aman diyeyim. Amirim. Amiri zehirlediler. Cenkçiler yaptı bunu. Ben total yüzden şüpheleniyorum. Haftaya benim katilimi bulun. Ha, yok şey. Katili neyse. Değil ama cinayet silahını bulduk. Ekranda gözüküyor. O zaman hoşçakalın sevgili dostlar. Bir donanza vakası. O zaman kapanmadan önce yine şu chat ekranını yukarıya doğru şelaleyelim de havamız. şelale değil chat geyseri diyorsun Cenkciğim sanırım. O zaman ya. Ben görüşürüz. Biz olmayacağız. Görüşürüz. Size bırakıyorum şelaleyle birlikte. İyi akşamlar. Biz de chat geyserini görür görmez veda edeceğiz sevgili izleyicilerimize. Şimdi Erdinciğim bunlar gittiğine göre bu Cevdet hakikaten hiç bu şeyi olmuyor yapamıyor. Ya sorma ya. Başı onu şey yapma. Neyse sesimizi duyuyor olabilirler. Sonra konuşalım bu işi. Evet arkadaşlar. Chat Geyser'ine başlıyoruz. Başladık mümkün olan en hızlı şekilde. Çünkü yavaş yavaş Chat Geyser'imiz şey oluyor yani Chat Geyser'in içinden cıva fışkırıyor izlenimi olur. Halbuki Geyser'lerden su ve su buharı çıkacağı için hızlı bir Geyser olması gerekiyor. Zaten evet, Geyser'e Geyser diyebilmemiz için debisinin çok yüksek olması lazım. O yüzden asılın. Ben Geyser'e Geyser demem diyorsun. Evet. Yes. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. İşte budur. Tekrar görüşürüz. Geyser gerçekleşti. Bye bye. İyi geceler arkadaşlar. Sağ olun.